Alışkanlığı yeni değil yani. Mensupları, öncelikli olarak davetinize icabet ettiğiniz için arkadaşlarım adına, şahsım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun hepinizden. 29 Mart 2014 tarihinde bugüne yaklaşık 58 aylık bir süre geçti. Bu süre zarfında bıraktığımız yerden aynı şekilde başladık, yola çıktık ve buna devam ediyoruz. Memleketimizde yapmış olduğumuz istişarelerle dostlarımız ve arkadaşlarımızla birlikte bir karar aldık. Ve bu kararı siz saygıdeğer basın mensupları ile paylaşmayı ve hemşerilerimize en sağlıklı, en doğru bilgileri sizlerin vasıtasıyla ulaştırmayı uygun gördük. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Basın bildirimizi, mutabakat metnimizi okuduktan sonra, sizlerle paylaştıktan sonra da gerek şahsımıza, gerek arkadaşlarımıza soracağınız soruları da doğru bir şekilde, dürüst ve ahlaklı bir şekilde cevaplayacağız. Değerli basın mensupları, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin hemşehrilerimize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Belediye başkan adaylığına, belediye meclis üyeliğine ve muhtarlıklara aday olan tüm arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize başarılar diliyorum. Yaşamaktan ve hizmet etmekten her zaman onur duyduğumuz aziz şehrimize bağımsız belediye başkanı olarak, belediye başkan adayı olarak devam etme kararı aldık. Bağımsız belediye başkan adaylığı kararını alırken hemşehrilerimizden gelen yoğun talep ve destek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bize güç veren, destek olan bütün hemşerilerimize, şahsım ve tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Uzun süren aday belirleme sürecini siz basın mensupları olarak ve hemşerilerimiz yakinen takip ettiniz. Biz bu süreçte yaşanan tüm gelişmeleri, kıymetli hemşerilerimizin takdirine ve en önemlisi vicdanına, yani mahkemeyi kübralarına bırakıyoruz. Kendimizi bu tartışmaların dışında tutuyor ve memleketimiz için yapacağımız hizmetleri her şeyin önünde görüyoruz. Ama bir konuya değinmek mecburiyetindeyiz. İttifak görüşmeleri devam ederken yaptığımız bütün görüşmelerde Seydişehir'de partilerin kendi adayları ile seçime girmelerini ve Seydişehir'in sosyal eğitim seviyesinin böyle bir dayatmaya sıcak bakmayacağını söylememize rağmen maalesef böyle bir tabloyla karşılaştık. Rabbimin elbet bunda da bir takdiri ve ihsanı var. Bundan asla şüphemiz yok. Biz bu seçimi Seydişehir açısından tarihi bir seçim olarak görüyoruz. Neden tarihi bir seçim derseniz, Allah'ın izni ve hemşerilerimizin teveccühü ile biz bu seçimi kazandığımızda bundan sonra hiçbir siyasi parti gerek genel seçimlerde, gerek milletvekili adayı belirlerken, gerek
belediye başkan adayı belirlerken Seydişehir halkının talep ve isteklerini görmezden gelemeyecek ve ben yaptım oldu diyemeyecektir. Kazanan Seydişehir olacaktır. Seydişehir'de farklı siyasi orijinlere ve siyasi görüşlere sahip ve Seydişehir'e önemli hizmetleri olan değerli arkadaşlarımızla ve sevgili hemşerilerimizle büyük bir mutabakat ve gönül bağıyla bu aziz şehre hizmet edeceğiz. Hepinize daim olan en derin, en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere ve tüm hemşerilerime sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Birlikte başaracağız inşallah.